FMK Karavan'dan hepinize merhabalar. Arkadaşlar, yepyeni bir karavan tanıtım videosuyla karşınızdayız. Bu aracımızı daha önce izlemiş olmalısınız. Hatırlar mısınız? MDF'den vesaire yapılmış bir karavan gelmişlerimize ve biz onun yıkım videosunu çekmiştik. İşte o arabanın yıkılması ve yeniden yapılması tamamlandı. Muazzam bir araba çıktı ortaya. Hem de şöyle bir müjdemiz var. Bu araba kiralık bir karavan olacak. Sahibi tarafından kiraya verilecek. Eğer ki takip etmek isterseniz, kendilerine bununla ilgili, kiralamayla ilgili sorular sormak, fiyatlar hakkında bilgi almak isterseniz Turay Car, Turay Otomotiv. Turay Otomotiv'in hemen altta Instagram linkini bırakıyorum. Turay Car diye Instagram hesaplarını da takip edip kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. İşte şimdi tekrardan yaptığımız bu aracımızın sizlere ayrıntılı bir şekilde tanıtımını yapmaya çalışacağım. Dilerseniz başlıyoruz. Arkadaşlar, şimdi aracın içine girdiğimizde, bu arada aracımız 13 metreküplük bir araç. 15'lere göre 30 santim kadar daha kısa ama içinde farklı bir tasarım var. Birazdan ne demeye çalıştığımı anlayacaksınız. Şimdi zaten şoför kabinine bile girdiğinizde bir karavanda olduğunuzu hissetmeye başlıyorsunuz. Çünkü o şoför kabini üstündeki, hani arka tarafta böyle hani evrak koyacak falan, böyle bir göz bulunur. O göz hala yukarıda duruyor ama biz onun alt tarafını komple böyle lambrilerle döşedik. Buraya hoparlörler geldi. Araçtan direkt müzik dinlemeye vesaire yarıyor. Bluetooth'la bağlanabiliyorsunuz. Bir de şöyle hemen tepeye dikkat ederseniz spotlarımız geldi. İki tarafta da, hem yolcu kısmında hem de şoför kısmında bu spotlarımızı görebilirsiniz. Minik düğmeleriyle buralardan açılabiliyor. Burası çok çok hoş bir ortam oluşturdu. Aracımız 2008 model. Şöyle şurada direkt multimedya ekranlı, navigasyonlu bir setimiz bulunmakta. Direkt böyle navigasyonun haritalar açılıyor. Veya geri vitese takıldığında da geri kamerası görülmeye başlanıyor. Şimdi aracımızın yanlarında böyle Ducato'lara özel olan kayar camlardan bulunmakta. En çok gelen sorulardan bir tanesi, neden karavan camı değil de bu camlar tercih ediliyor? Arkadaşlar, bu tamamen tercih ve bütçeyle alakalı ama bana sorarsanız şahsen karavan camları daha çok yapma kasalar, yani dümdüz olan kasalar için tasarlanmıştır. Çünkü bu kasada biraz bombe var ve karavan camları dümdüz şekilde tasarlanmıştır. Yani bu bombeler birazcık sıkıntı yaratabiliyor. Bu camlar bana sorarsanız çok daha kullanışlı. Bu tamamen tercihle alakalı bir şey. Ben bunları daha çok seviyorum. Yani neden öyle, neden böyle değil. Tamamen zevkler ve renkler meselesiyle alakalı olarak düşünebilirsiniz. Aracımızda iki tane güneş paneli bulunmakta. Ayrıca da dışarıdan elektrik alım noktamız var burada. Şöyle dikkat ederseniz minik bir söketle karavan kamp alanlarına gittiğinizde veya uygun yerde 220 volt alabildiğinizde direkt buradan aracımızı şu şekilde bağlayarak şarj edebiliyoruz. Bu şekilde de bu buradan sökülebilmekte. Aracımızda su ısıtıcı olarak hermetik şofben kullanıldı. Burada hermetik şofbenin direkt havalandırma gaz borusu var. Bir de burada direkt tuvalet VC havalandırmamız var. Aracın arka kısmına gelirseniz geri görüş kamerası böyle tepe göz şeklinde takıldı. Arka kapıları açtığımızda da şöyle güzel bir tasarım bizi karşılamakta. Arka kapılar ve buralar böyle direkt marin kontra kullanıldı. Direkt çerçeveler ahşap. Şöyle arka kapıların camları yine kayar camlar. Ve burada sinekliklerimiz ve gölgeliklerimiz mevcut. Eğer ki
araçla gezecek olanlar böyle aracın arka kapılarını açar, keyif yapmak isterlerse de şurada bardaklarını vesaire koyabilecekleri minik bir masa. Masif gürgen panelden yapılmış bardaklıklarımız var. Aynısı da yine bu tarafta bulunuyor. İki tane burada tek kişilik yatağımız var ranza şeklinde. Şurada da direkt su depomuzun olduğu alan. Su ısıtıcımızın tüpü alt tarafı TSE'nin yönergelerine göre uygun şekilde delinmiş. Kapalı bir alanda orada su pompamız, direkt su basınç tankımız, 100 litrelik su depomuz var. Tabii bunda daha fazla, daha büyük su deposu kullanamadık. Küçük bir bagaj alanı kalsın istedik. Bir de burada bir tane dış duşumuz mevcut. Buradan alıp burada dışarıda duşunuzu da alabilirsiniz. 3 metre kadar uzayan hortumu var. Burada üstteki ranza için minik bir havalandırma penceremiz var. Tentemiz ithal bir tente. Fiamma'nın direkt mafsallı güzel bir tentesi. Şurada araca sabitleyebilecek ayakları var. Burada su dolum, su alım noktamız var. Direkt içerideki su depomuzu buradan doldurabiliyoruz. Alt tarafta aracın iki tane deposu var. Birisi yani yat tipi tuvalet var araçta. Bir tanesi tuvalet deposu, bir tanesi de gri su deposu. İki tane burada vanamız var. Yukarıda da dediğimiz gibi hem bir uydumuz var hem de iki tane güneş paneli. Şimdi içeriye doğru geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi burada bir tane minik tezgahımız var. Dışarıda şöyle bir şeyler üzerine koyabilmek. Şöyle buraya masanızı, sandalyenizi kurdunuz, tentenizi açtınız. Şurada küçük bir tezgah olarak kullanılabilecek bir alan. Burada kullandığımız malzemenin tamamı ahşap masif panel. Ondan sonra şöyle buraya baktığınızda masif bir tezgahımız yine bulunuyor. Ki mutfak tezgahı daha büyük olabilirsiniz. Kesme tahtası gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda da burada doğaya gittiğinizde içerisi sivrisinek ve dolmasın diye direkt tam boy olarak yapılmış bir tarafı sineklik. Bir tarafı gölgelik, içerisi görünmesin derseniz de gölgeliğini kullanabileceğiniz böyle çerçevemiz var. Mutfak tezgahını böyle tekrardan kapatıp içeriye doğru geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar baktığınızda tavanlar direkt çam lambri kullanıldı. Budaksız birinci sınıf lambriler kullanıldı. Direkt böyle aydınlatma spotlarımız var. Aracı benim boyum 1.87. Şöyle baktığınızda tam sıfıra sıfır dengeli. Tabii saçlarım kabarık olduğuna bakmayın. Ben böyle sıfıra sıfır geliyorum. Siz de araçların boylarını ona göre kendinizi düşünebilirsiniz. Bunun içi aşağı yukarı 1.87-1.88 civarında gelmekte. Dolaplarımızın altları şöyle bombe var. Üst taraflar şöyle dekoratif olarak böyle sade bir güzelliği oldu bence aracın. Böyle çerçeveler ve içine hasır. Direkt aracın sahibinin ve Aydın abi ve Deniz abinin tasarımları oldu bunlar. Bu şekilde istediler. Böyle bas çekli düğmelerimiz var. İçleri depolama alanı olarak kullanılmak üzere tasarlandı. Bas çekler de böyle bu şekilde kapatıp açabiliyorsunuz. Şimdi oturma alanımız bayağı bir rahat oldu. Masamız yeteri kadar yüksek. Birçok karavanda, araçta karşılaştığımız bir şey vardı. Ya böyle dizlerimiz masanın altına girmiyordu. Masa çok fazla oynuyor. Şöyle şuraya stoperini koyduk. Yine burada sinekliğimiz ve gölgeliğimiz bulunmakta. Bütün dolap altlarında LED'lerimiz var. Mutfakta olsun, salonda olsun, yatak odasında, banyoda, tepede spotlar vesaire her yerde rahat bir şekilde gece aydınlatması sağlanabilmekte. Şimdi şöyle baktığınızda burası aynı zamanda yatağa dönüşebiliyor. Direkt 120 santim genişliğinde bir yatak olabiliyor. Şimdi buradaki koltuklar genişliyor. Şuraya bir ahşap parçası. Üzerine de yine böyle şurada sırtlıklardan böyle bir puf parçamız var. İki kişilik bir yatağa da dönüşebilmekte. Burası aynı şekilde karşıda. Masa aşağıya doğru iniyor ve burası 180'e 1.15, 1.20 bir tane yatağa dönüşüyor. Masamız teleskopik masa ayağı. 3 kademeli olandan yaptık. Masa direkt aşağıya inebilmekte ve buradaki direkt ahşaplara oturarak yatağa dönüşüyor. Şimdi burada
Bu oturma grubunun altında akülerimiz var, 2 tane 100'er amperlik akümüz var, MPPT'miz var, 1000 watt tam sinüs invertörümüz var. Bir de dışarıdan elektrik alındığında aküleri şarj edebilecek olan redresörümüz bulunmakta. Burada çok temiz bir işçilik yapıldı. Öyle kablo kalabalığı, kirlilik vesaire görmemektesiniz. Şimdi arkadaşlar burada rahat bir şekilde hem derin bir evye çeşmesi, sıcak soğuk suyu, mutfak duvarımız direkt bizim daha önce videolarımızda görmüşsünüzdür. Oyma laminant üzeri verilmiş şöyle kiremit görüntüsü. Bunları kendimiz el frezesiyle oyuyoruz, içini boyuyoruz. Bu görüntüyü elde ediyoruz. Çift gözlü yerli ocağımız var. Burada 90 litre dönüştürülmüş, 12 volta dönüştürülmüş buzdolabımız yine mutfak dolap üstlerinde. Bombeli, altları bombeli, üstleri hasırlı mutfak dolaplarımız mevcut. Çekmeceler, kapaklar ve alt tarafta tüpümüz var. Şimdi geçiyoruz banyo bölümüne. Tabi aracımız 13 metreküp, banyomuz biraz dar ama 80. Diğer banyolarda 70 yapmamıza rağmen burada 80'lik bir banyomuz var. 80'e 80 direkt hermetik şohbenimiz. Burada duş alınabilir berber bataryamız. Yine masif ahşaptan. Şurada minik bir rafımız var. Bu raf direkt şampuandı, sabundu vesaire koyabilmek için, havalandırma penceremiz, aydınlatmamız ve burada yat tipi tuvaletimiz var. Zemini direkt ızgara yaptık ki ayaklar vesaire çok fazla ıslanmasın diye. Şimdi arka tarafa geçtiğimizde burada üst taraftaki tek kişilik yatağımız. 95 bir genişliği var. Ayak kısmı birazcık daha daralıyor. Şurada bir kırılma yaptık dikkat ederseniz. Aynı şekilde alt taraftaki yatağımız da aynı. Burada yine şöyle boy dolabımız. Alt tarafta dolabımız, yukarıda dolaplar. Şimdi tam böyle buraya geldiğinizde direkt 12 volt USB noktası ve 220 volt prizimiz var. Yukarıya buraya ise antenimizin açma kolu sabitlendi. Şurada da 2 tane 220 volt kapaklı prizimiz var. Birisi invertörden gelen elektrik için, birisi dışarıdan elektrik beslemesi aldığımızda direkt buraya dışarıdan güçlü 220 veren prizlerden bir tanesi. Burada da yine çiftli USB şarj noktamız bulunmakta. Şimdi buradaki koltuğumuzun altına da gelecek olursak, burada direkt Webasto diye bilinen dizel ortam ısıtıcımızı bulabilirsiniz. Şimdi baktığımızda burada 12 volt kontrol panelimiz var. Bir temiz su göstergeleri, pis su, 2 tane pis su depomuz vardı. Onun göstergeleri var. Şurada 12 volt kontrol panelimiz bulunmakta. Her şeyi buradan açıp kapatabiliyoruz. Bir de yukarıda dediğimiz gibi Netamarka mobil uydumuz vardı. İçeride 12 volt televizyonumuz mevcut. Hareket halinde dahi televizyon izlenebilir. Tabii bu tercihe kalmış bir şey. Kimisi der ki ben evde televizyon izlemiyorum, dışarıda televizyonla ne işim olur diye söylenir. Burada da şimdi dikkat ederseniz hem tavan havalandırmamız var, hem de tavanı açtığımızda sinekliğimiz ve gölgeliğimiz mevcut. Arkadaşlar küçük bir araç oldu, güzel bir araç oldu. Ön taraftaki gruba da 2 kişi yatırırsak 4 kişinin yatabileceği bir araç gibi düşünebilirsiniz. Şimdi her şey var. Su ısıtıcısı, ortam ısıtıcısı, buzdolabı, banyosu, tuvaleti, ocağı, çeşmesi, su depoları, elektriği. Aklınıza ne geliyorsa bir karavanda olması gereken neredeyse her şey mevcut. Güzel güzel tatiller yapılması dileğiyle biz bu aracımızı bugün müşterimize teslim ediyoruz. Dediğimiz gibi Turaycar, Turay Otomotiv. Turaycar'ı Instagram'dan takip edebilirsiniz. Eğer ki fiyatlar hakkında bilgi almak isterseniz de kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Eğer ki siz de böyle bir karavan sahibi olmak isterseniz bu sefer de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Web sitemizde karavan fiyat hesaplama modülümüz bulunmakta. Girip de kendi ihtiyaçlarınıza göre bir karavanın kaç paraya mal olabileceğini, bize kaça yaptırabileceğinizi hesaplattırabiliyorsunuz. Bilginiz
olsun 13 metreküp, 15 metreküp, 17 metreküp Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper tarzı araçlar. Olabilir Mercedes Sprinter tarzı araçlar. Olabilir eğer ki araç arayışındaysanız mutlaka bizimle iletişime geçip nasıl bir araç almanız gerektiği hakkında bilgi de alabilirsiniz. Aklınızda olsun. Aşağıda hem web sitemiz hem Instagram hesabımız hem de iletişim bilgilerimizi bulabileceksiniz. Hepinize videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Karavanla kalın.